Merhaba arkadaşlar. Birkaç ilmek YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber görmüş olduğunuz bu telefon çantasının yapılışını paylaşacağım, anlatacağım sizlere. Çok kolay bir çanta arkadaşlar. Bir saatte, iki saatte çok kolaylıkla bitirebileceğiniz bir model. Bu şekilde önü, arkası aynı. Sap kısmı. Telefonunuz da çok rahat bir şekilde kullanabileceğiniz, yürüyüşe çıkarken telefonunuzu elinizde taşımak yerine hemen bu şekilde pratik bir şekilde taşıyabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yapılışına hep beraber başlayabiliriz. Evet arkadaşlar, ben 3 parçamı ördüm. Hatta bu şekilde iki parçamı birleştirdim. Şimdi kalan tek parçayı da sizlerle beraber öreceğiz bunun aynısını. Daha sonra bu şekilde ortadan birleştirmesini yapıp daha sonra kenarlardan bir sıra daha şu üstteki yaptığımız modelden birleştirme kısmını hep beraber sizlerle yapacağız. Şimdi ilk önce sarı ipimizi alıyorum. İpimi bu şekilde sabitledim ve 4 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 ve 4. En baştaki zincirin içine batıyorum ve bu şekilde kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3. Doluyorum. Bu şekilde yapmış olduğumuz halkanın orta kısmına batıyorum. Evet. Ve iki kere de çıkartıyorum. Yani ikili trabzan yapıyorum. Evet, hep aynı orta noktaya batarak bu şekilde saydığımızda bu trabzanları, şu zincirimizi de sayıyoruz. 12 tane trabzan yapıp gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, toplamda bu baştaki 3 zinciri de sayıyoruz. 12 tane trabzanımız olmuş oldu. Şimdi bu 3 zincirin baş kısmına batıp bu şekilde kaydırma tekniği ile sabitliyorum ve sıkıştırıyorum. Bir zincirimi çektim ve ipimi kesiyorum. Evet. Orta kısmımızı bu şekilde oluşturmuş olduk. Şimdi beyaz ipimize geçiyoruz. Papatyamızın beyaz yapraklarını yapacağız. Yine ipimi bu şekilde sabitledim. Ve herhangi bir noktadan, şu bakın, trabzanların üst noktasından bu şekilde batıyorum. Ve ipimi kaydırma tekniğiyle buraya sabitledim. Şimdi 1, 2, 3 ve 4 zincir çekiyorum. Tığımın başına iki kere doluyorum ve aynı noktaya bu sefer üçlü trabzan yapacağım. 1, 2 ve 3. Tekrar iki kere doluyorum. Tekrar aynı noktaya batıyorum. 1, 2 ve 3. Tekrar iki kere doladım. Yine aynı noktaya. 1, 2 ve 3. Tekrar toplamda 5 tane üçlü trabzanımız olmuş olacak. 1, 2, 3, 4 ve 5. İpimi çıkartıyorum. Bu 3 zincir çektiğimizin baş kısmına bu şekilde sabitliyorum ve sıkıştırıyorum. Evet. Şimdi arada 1, 2, 3 zincir çektim.
Ve yine bir iki kere doladım. Ve hemen yan taraftaki trabzanın tepe kısmına batıyorum. Yani trabzanları atlamayarak o aşağıda sarı kısımda 12 tane trabzanımız vardı. Toplamda beyaz yaprağımız da 12 tane olacak. O yüzden her trabzanın tepe kısmına bu beyaz yapraklardan yapacağız. Evet, yine bakın, üçlü trabzanlardan 5 tane aynı noktaya yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 ve sonuncusu 2 ve 3. Evet, ipimi çıkardım. Bakın, en baştaki trabzanımızın tepe noktasından bu şekilde geçiriyorum ve sıkıştırıyorum. Evet, tekrar 1, 2, 3 zincir, 1, 2 kere doluyorum. Bakın, hemen yan taraftaki trabzanın tepesine batıyorum. Tekrar üçlü trabzan. Yine 5 tane üçlü trabzan yapacağız. Evet. 1, 2, 3, 4 ve 5 tane yaptık. Yine en baştaki trabzanımızın tepe noktasından bu şekilde geçirip sıkıştırıyoruz. Ve tekrar 3 zincir. Evet arkadaşlar, gösterdiğim şekilde bu trabzanların hepsinin tepe noktalarına bu aynı işlemi uyguluyoruz. 3 zincir çektim. 2 kere doluyorum ve hemen bakın, yan taraftaki trabzanımızın tepesine batıyorum. Ve üçlü trabzan yaptım. Bunlardan 5 tane yapıyorum. Tekrar bunu da göstereyim yapılışını. 3 4 ve 5. Evet, ipimi çektim ve en baştaki trabzanın tepe noktasıyla bakın birleştirip sıkıyorum. Bu şekilde arkadaşlar 12 tane beyaz yaprağımız olacak. Her trabzanın tepe noktasını aynı işlemi uygulayıp gelelim. Evet arkadaşlar, 12 tane yaprağımı yaptım. Tekrar en sonuncu yapraktan sonra 1, 2 ve 3 zincirimi tekrar çektim. Ve şu ilk baştaki yaprağımızın bu kenar kısmına kaydırma tekniğiyle ipimi sabitleyip 1 zincirimi çektim ve ipimi kestim arkadaşlar. Evet, papatyamızı yapmış olduk. Şimdi sırada lila rengimizle kenar kısmını yapacağız. Köşelerini oluşturacağız. Evet. Şimdi ipimi yine aynı şekilde sabitledim. Ve bakın, şu aralarda üçer zincir çekmiştik zaten. O aralardan, istediğiniz aradan başlayabilirsiniz arkadaşlar. İpimi tutuyorum ve bu araya bu şekilde ipimi sabitledim. Evet. Şimdi ilk önce köşeyi yapacağım arkadaşlar. Köşeyi yapmak için 1, 2, 3 ve 4 zincir çekiyorum. 2 kere doluyorum. Yani anlaşıldığı gibi üçlü trabzan yapacağım. İki kere daha doladım. Evet.
Evet, en baştaki çekmiş olduğumuz 4 zincir ile beraber 3 tane trabzan sayıyorum ve 1 2 zincir çektim. Tekrar dolayıp 2 kere tekrar 3 tane üçlü trabzan yapacağım. Köşelerimiz birazcık daha keskin olsun diye üçlü trabzan yapıyoruz. Burada yani köşelerimizi belirleyeceğiz. Evet. Şimdi ara kısmı yapacağız. Ara kısımlarda ikili trabzan kullanacağız. Bir kere dolayıp battım. Bir kere daha ikili trabzan ve bir kere daha 3 tane ikili trabzan yaptım. Hemen yan kısma tekrardan 3 tane ikili trabzan daha yapıyorum. Bunlar orta kısımlar. Evet. Burada 3 tane 3 tane üçlü trabzan yaptım. 2 tane de aralara üçlü trabzan, ikili trabzan yaptım. 3'er tane, bir bu araya, bir de bu araya. Şimdi tekrardan arkadaşlar bu arada yine bir köşe oluşturacağız. 1-2 kere doluyorum. Dediğim gibi köşelerde de üçlü trabzan yapacağız. Köşelerimizin daha keskin olması için. Bir, iki, üç tane üçlü trabzan yaptım ve bir, iki zincir çektim. Tekrardan üç tane üçlü trabzan yapacağım. Evet. Bakın buradaki köşemizi de oluşturduk. Şimdi tekrardan bir tane doladım. Hemen yandaki araya 3 tane ikili trabzan yapacağız. Evet. 3 tane ikili trabzan yaptık. Tekrar diğer yandaki araya da bir kere doladım. Evet. 3 tane ikili trabzan yaptım. Evet. Yine arada 2 tane yaptık. Şimdi bu araya da yine köşemizi yapacağız. Arkadaşlar yine gösterdiğim şekilde ilerleyeceğiz. Bakın buraya köşemizi yapıyorum üçlü trabzanlardan. Evet, 3 tane üçlü trabzanımı yaptım. Köşe için 1 2 tane zincirimi çektim. Tekrar 2 kere doladım ve tekrar 3 tane üçlü trabzan yapacağım köşe için. Evet arkadaşlar, şimdi tarif ettiğim şekilde bu iki araya 3 tane ikili trabzan, yine bir tane köşe için üçlü trabzan kullanacağız. Sonra yine 2 tane ara ve sonra birleştirmesini yapıp bu katı tamamlayacağız. Şimdi köşeye kadar geleyim, bu yapmış olduğum yere kadar, ondan sonra devam edeceğiz. Evet, ben başlangıç noktama kadar geldim ve şimdi burada 4 tane zincir çekmiştik. Onun tepe kısmına batıyorum. Ve kaydırma tekniğiyle sabitleyip bir zincirimi de çektim. İpimi kesiyorum. Evet. Bu şekilde ilk lila katımızı yapmış olduk. Şimdi 4. katımıza geldi. Mor ipimizle şimdi 4. katımızı da yapacağız. Daha sonra birleştirmesini yapacağız arkadaşlar. Evet. İpimi sabitledim ve herhangi bir köşeden
Başlayacağım. İpimi doluyorum. Bu sefer artık köşelerde üçlü trabzan yapmayacağım. Hemen köşedeki araya batıyorum. İpimi dolayarak batmıştım. Bu şekilde ikili trabzan yapıyorum. İki. Ve üç tane ikili trabzan yaptım. İki zincir çektim. Doladım. Ve tekrardan üç tane ikili trabzan yapacağım. 2 ve 3. Şimdi bakın şurada aramız olacak. 3, 1, 2, 3 tane trabzandan sonra doluyorum. Hemen bu araya batıyorum. 1, 2, 3 tane ikili trabzan yaptım. Tekrar doluyorum. Bakın üçlü trabzandan sonra bu araya tekrardan 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Doluyorum. Yine bakın 1, 2, 3 tane trabzandan sonra bu araya 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet. Şimdi köşeye geldik. Doluyorum. Bu sırada köşelerde de ikili trabzan yaptığımız için ikili trabzanlarla devam ediyoruz. 3 tane ikili trabzanımı yaptım. 1, 2 zincirimi çektim. Tekrar bir kere dolayıp bir kere daha 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Evet. Bu köşeyi de bu şekilde dönüyoruz. Evet. Gösterdiğim şekilde arkadaşlar bakın 3 üçer üçer trabzanların arasına yine ikili trabzan yapacağız. Burada gösterdiğim şekilde sırayı bu şekilde tamamlayalım. Gelelim. Daha sonra birleştirmesini yapacağız. Evet. Ben köşeye kadar geldim. Şuradan en baş noktaya bu şekilde sabitledim ve ipimi kestim. Şimdi bu burada da gördüğünüz gibi şu ortadan bu iki parçayı birleştireceğiz. Evet, ipimi sabitledim. Yine aynı morla yapacağım ben. Şu köşe noktalarından bu şekilde ipi geçirdim ve bu şekilde sabitledim. Şimdi bakın karşılıklı ilmeklerimiz var. Bu ilmeklerimizin içinden karşılıklı ilmekleri atlamadan bu şekilde çektim, geçirdim. Bakın buradaki ilmeğimin içinden geçiyorum ve hemen karşısındaki parçanın da ilmeğin içinden geçip bu şekilde geçiriyorum arkadaşlar. Çok basit bir yöntem ama yani ilmekleri karşılıklı almaya gayret edin. Yoksa düz durmayabilir. Bu şekilde. Hemen orta noktalarından böyle geçiriyoruz. Arada bu şekilde. Evet, köşeye kadar bu şekilde sabitleyeceğim.
orta kısmı bu şekilde sabitleyeceğim. Yalnız kenar kısımları farklı bir şekilde birleştirmesini yapacağım. Kenar kısımlarından bir kat daha trabzanlarla geçeceğim çünkü. Şimdi bakın köşeye geldik. Yine karşılıklı köşelerin içinden geçip bu şekilde bir zincirimi de çektim ve sabitledim. Evet. Bakın bu şekilde güzel bir görüntümü elde etmiş olduk. Şimdi arkadaşlar ilk önce bu parçayı yine bu dördüncü sırada yapmış olduğumuz teknikle geçeceğim. Daha sonra diğer parçayı birleştireceğim. Şimdi buradan köşe noktasından başlıyorum. Bu köşelerde yarım ilmek yapacağım. Bu şekilde yine aynı teknikle başladım. 1 2 ikili trabzan yaptım. İkinci ve üçüncü. Evet. Şimdi burada yarım köşe yapıyorum. Diğer ki geldiğimde tamamlayacağız. Hem de birleştirmesini yapmaya başlamış olacağız. Şimdi aynen bu şekilde doluyorum. Ve her trabzan arasına 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bir önceki sırada yaptığımız şekilde bakın üçlü trabzanımı yaptım, doladım ve bir sonrakine batıyorum. Tekrar 3 tane ikili trabzan. Evet. Yine doladım ve buraya battım. Aynı şekilde bir önceki sırada nasıl yaptıysak köşelerde yine ikili trabzanla ve aralara köşe oluşturması için iki ilmek, iki zincir çekerekten köşemizi oluşturarak bu şekilde komple etrafı döneceğiz. Evet, bu köşeyi göstereyim sizlere. Üç tane ikili trabzan köşe olduğu için iki zincir tekrar doluyorum ve tekrardan iki ve üç. Bakın köşemizi de tekrardan oluşturmuş olduk. Şimdi arkadaşlar buradan devam edeceğiz. Buradan bu şekilde ta ki başladığımız köşeye gelene kadar dolanacağız. Yalnız şurada bir püf nokta vermek istiyorum. Bu birleştirdiğimiz yerlerde bakın bir tane burada köşe var. Bir tane de burada. Bu ikisine de üçer tane burada yaptığımız gibi aralarda yaptığımız gibi üçer tane ikili trabzan yapacağız. Bu araya da yapacağız. Bu araya da yapacağız. Evet, hani şu aralara batarak 3 tane ikili trabzan yapıyorduk. Aynı işlemi bu köşeye de yapacağız. Bu köşeye de yapacağız. Aynı şekilde buradan geleceğiz. Burada da aynı işlemi uygulayıp buraya kadar geleceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bu parçayı bitirdim. Şimdi bu parçaya başlayacağız ve birleştire birleştire gideceğiz. Şimdi ilk önce şu köşeden başlayacağım ve üst kısmı zaten açık olacağı için şimdi buraya yarım köşe yapacağım. Az önceki yaptığımız gibi 2 3
Evet. Yarım köşe olacağı için devam ediyorum. Arkadaşlar bu ağız kısmını şu köşeye kadar gelelim. Buradan birleştirmesine başlayacağız. Evet arkadaşlar bakın üst kısmı ben yaptım. Şimdi köşeyi de en baştaki yaptığımız gibi yarım köşe yaptım. Şimdi artık buradan birleştirerek gideceğiz. Şimdi buradan bakın şu köşe başlığını bu şekilde batıyorum. Ve buradan bir saniye şu baştaki iplerle karıştı. Bu aşağıdan batıp köşeye buradan çekiyorum. Ve ne yapıyorduk? Köşede bir iki zincir çekiyorduk. Ve buradan batıp devam ediyoruz. 3 tane ikili trabzanımızı yapıp bu şekilde köşeyi tamamlamış olacağız. Hem de bu köşeyi bakın şöyle göstereyim. Köşeden birleştirmemizi yaptık. Şimdi üç tane ikili trabzanımızı da yaptık. Bakın renk koyu olduğu için göstermek biraz zor oluyor. Hemen şu köşenin yanındaki ara var ya, trabzanları yaptığımız, battığımız ara. Oradan batıp ipimi buradan aradan çekiyorum. Evet. İpimi aradan çektim. Buradan birleştirdim. Doluyorum. Hemen yan tarafa batıyorum. Tekrar 3 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Tekrar ipimi çıkardım. Bakıyorum hemen yan taraftaki aradan ipimi bu şekilde çekiyorum. Doladım ve hemen yan taraftaki araya batıp yine aynı şekilde trabzanlarımı yapıyorum. 3. Evet. İpimi çıkardım. Hemen bakın yan taraftaki aradan bu şekilde ipimi çekiyorum. Evet, birleştirmelerimiz bu şekilde arkadaşlar. Yan tarafla bağlıyorsunuz. Aradan geçirip bakın ipimi çektim ve hemen bir sonraki şurada bakın ara var. Aradan ipimi çekiyorum. Evet. Doluyorum ve direkt diğer araya batıp üçlü trabzanıma devam ediyorum. Evet. Bu şekilde yapacağız. Bakın tekrar göstereyim. Çıkarttım ipimi ve hemen yan taraftaki aradan ipimi geçiriyorum. Böyle. Bu şekilde birleştire birleştire gideceğiz. Köşeyi de aşağıları tabii ki birleştireceğiz. Şu köşeye kadar geleyim. Sonra tekrardan buradan birleştirmeye devam edelim. Evet arkadaşlar köşeye geldim. Şimdi buradan köşeden yarım trabzanımı yaptım, yarım köşemi. Şimdi bu köşeden ipimi çekiyorum. Bir, iki zincirimi çektim. Doluyorum ve buradaki köşeyi yapmaya devam ediyorum. Evet. Şimdi ipimi çıkardım. Hemen bakın şu yan taraftakine. Çünkü aşağıya da birleştirmemiz lazım. Batıp ipimi çekiyorum. Doluyorum.
Hemen yan taraftakine üçlü trabzanımızı yapmaya devam ediyorum. 2 3 İpimi çıkardım. Hemen yan taraftaki araya batıyorum. Evet. Birleştirmek de çok kolay arkadaşlar. Yani zincir çekmeyi bilen herkesin rahatlıkla yapabileceği bir model diyorum. Ve çok şık duruyor, çok hoş duruyor. Bir saatte bile çok rahatlıkla örebileceğiniz güzel bir çanta modeli. Hemen yan taraftakine batıyorum. Evet, hemen yan taraftakine yine doluyorum. Evet, yarım köşemi yaptım. İpimi çıkardım. Köşeden geçirip bir iki zincirimi çektim. Doladım ve tekrardan yarım geri kalan köşemi tamamlıyorum. Evet. Bakın burayı da artık aşağıya da sabitledik, kapattık ve yukarıya doğru dönüşümüzü yaptık. Tekrardan bakın yan taraftan bu şekilde sabitleye sabitleye yukarıya kadar geleceğiz arkadaşlar. En son bakın burada yarım köşe yapmıştık. Buradan batıp köşemizi tamamlayıp iki zincirimizi çekip şu en baş noktaya sabitliyoruz. Evet, yukarıya kadar yapalım. Gelelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, köşeye geldik. Trabzanımı yaptım. 3 tane ikili trabzanımı. Şimdi bu köşeye ipimi geçirdim. Sabitledim ve 2 zincir çekip 1 2 zincir çektim ve şu baş noktasına batıyorum. Ve ipimi kaydırarak buraya sabitledim. Evet. Bakın çantamız bu şekilde tamamlanmış oldu. Şimdi ağız kısmına bir iki sıra bir, yani birkaç sıra trabzan öreceğiz. Tekli trabzan. Bu şekilde bakın zincir, bir tane zincir çektim. Da o zinciri çıkartıyorum bir saniye. Şimdi iki zincirle bağladım. Doluyorum. Hemen yan tarafa batıp bakın tek seferde çıkartıyorum. Doluyorum. Hemen yan trabzanın tepesine batıyorum ve bir kere de çıkartıyorum. Evet. Ağız kısmının daha derli toplu düzgün durması için arkadaşlar yapıyoruz bu işlemi. Siz yapmak zorunda değilsiniz. Ama güzel duruyor. Bir sırada yapabilirsiniz. 2-3 sırada yapabilirsiniz. Bu şekilde. Bakın doluyorum. Hemen yan trabzanın tepesine batıp bir kere de çıkartıyorum. Doluyorum. Yan trabzanın tepesine batıp bir kere de çıkartıyorum. Evet. Şimdi bu ağız kısmını bu şekilde komple yapıp başlangıç noktasına kadar yapıp geleceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben bir sıra trabzanlarımı ördüm. Ve bu yeterli olacak benim için. Şimdi arkadaşlar sap kısmını öreceğiz. Buradan bu şekilde döndüm. Bir, iki zincir çekiyorum. Doluyorum. Trabzanın tepesine batıp ikili trabzan yapıyorum. Ve bunu şimdi ortalayacağız.
Tam ortaya gelecek şekilde. 3. Ve 4. Dönüyorum, bakıyorum. Bakın. Tam orta kısmında. 2 bu tarafta, 2 bu tarafta. 4 tane yaptık. Şimdi tepeye çıkmak için 1 2 zincir çekiyorum. Doluyorum. Ve hemen buradaki trabzanın başına batıp ikili trabzan yapıyorum. Doladım. Batıyorum ve ikili trabzan yapıyorum. Evet. Bakın 1, 2, 3, 4 tane oldu. Tekrardan dönüyorum. Üste çıkmak için hep 1, 2 zincir doladım. Yandaki trabzanın başına batıyorum. Doluyorum. Yandaki trabzanın başına batıp batıyorum. Evet. Dönüyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde istediğimiz uzunluğa gelinceye kadar örelim. Sonra buraya birleştirmesini göstereceğim. Geldiğinde de ne kadar uzunlukta ördüğümü sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, ben sap kısmıma da ördüm. Şimdi sizlerle hemen boyutunu paylaşayım. Bakalım. ...85 santim olmuş arkadaşlar boyutu. Ben çok fazla uzatmak istemedim boyutunu, çünkü nihayetinde yün ip olduğu için ne kadar pamuklu da olsa içine bir ağırlık koyduğunuz zaman arkadaşlar sarkma yapıyor, zaten böyle uzuyor. O yüzden çok uzun yaparsanız hoş olmaz, çok aşağıda durur çantanız. O yüzden bu boyut bana yeterli geldi. Şimdi arkadaşlar, burada ben bir zincir çekiyorum ve ipimi biraz hafiften uzunca bırakarak keseceğim, çünkü diğer tarafa dikişini yapacağım. Evet. Şimdi iğnemi getireyim, dikelim. Evet. İpimi iğneme geçiriyorum. Yine şu orta kısmı ortalayacağım. Şu şekilde düzeltelim ki diktikten sonra kötü durmasın. Evet. Şimdi bakın, birleştirme yerimiz burası. Buralı iyi ortalayacağız. Evet. Şu şekilde. Karşılıklı olacak şekilde dikiyorum. Evet. Buraya da düğümcüğümüzü attık. İpimi içeriye doğru geçiriyorum. Şuradan içten, iç taraftan ipimi yürüteceğim. Çok kolay açılmasın diye. Evet. Fazlalık iplerimi kesiyorum. Evet. Bu şekilde çantamızı da bitirmiş olduk. İç kısmındaki fazlalık ipleri de kesebilirsiniz arkadaşlar. Şu deliklerden çıkmaması için. Şimdi ben size göstermek için şöyle telefonumu
koyayım. Bakın. Boyutu çok güzel. Bu şekilde. Siz telefonunuzun boyutuna göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Eğer telefonunuz daha küçük boyuttaysa şu buradaki yapmış olduğumuz sıradan bir sıra eksiltebilirsiniz. Mesela biz 1, 2, 3, 4 ve 5. sırada birleştirme yapmıştık. 4. sırada birleştirmesini yapabilirsiniz. Velev ki daha büyük bir telefonsa 5 değil 6 sıra 7 sıra yapabilirsiniz. O şekilde hani büyütüp küçültebilirsiniz. Bu şekilde beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videolarımı beğenir, yorum yapar ve paylaşırsanız çok mutlu olurum. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız da çok mutlu olurum. Bir dahaki videolarımda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.